kahve içtikten sonra Hürrem'le olan bütün iletişimim kesildi. Kahve mi dokundu acaba kızı? Saçmalama oğlum, ne alakası var? Sabahları bir günaydın mesajı bile yazmıyor. Geceleri birbirimize iyi geceler demeden uyuyoruz. Hürrem sohbetini mi beğenmedi acaba hocam? Beğenmediyse beğendirtmesini biliriz. Saçmalama oğlum. 15 dakika boyunca kahve içtik. O 15 dakikada var ya neler konuştuk neler. Konu konuyu açtı. Neler konuştunuz? Futboldan konuştuk. Yalnız sadece bizim ligimize değil ha. Avrupa liglerini de yatırdık masaya. Sonra oyunlardan bahsettim. Yetmedi üzerine araba konusunu bile açtım. Çok güzel dakikalar geçirdik. Ben anlattım o dinledi. Sorun anlaşılmıştır arkadaşlar. Oğulcan sen ne yaptın ya? Ne yapmışım ben? Sen Hürrem Sultan'ın sohbetinle bayıltmışsın oğlum. Hadi ya. Ne yapacağım ben şimdi? Kısacası Hürrem Sultan'ı kaybettik yani öyle mi? Sen de onun ilgili olduğu alanlarda topu çevireceksin kardeşim. Haklısın. Ben biraz yan pas yapmışım. Direkt oynamam lazımdı. Hürrem nelerden hoşlanır ki? Ben Münazara Kulübü'nde diye duymuştum. Tamam, biz de hemen gidip katılalım Münazara Kulübü'ne. O ne ya? Böyle ortada bir konu oluyor. İnsanlar da üzerine tartışıyorlar işte. İnanmadığın şeyleri bile savunmak zorunda kalıyorsun. Bir futbol değil yani. Bu iş var ya, tam senlik olacağım. Oo, konu tartışmaksa benden iyisi olamaz. Ben her gün anneme babama laf yetiştiriyorum. Kimse benim elime su dökemez. Harika. Böyleyse Hürrem'in de gözüne girersin. Girelim değil mi? Hadi o zaman gidip bulalım şu kulübü. Sözleşmeyi imzamızı atalım, armayı öpelim, formayı sırtımıza geçirelim. Hadi, hadi. Yani ki münazara maçına tartışamadıktan sonra bu kulübe girmenin bir anlamı yok ya arkadaşlar. Benim yarın o kürsüye çıkıp şov yapmam lazım, şov. Arkadaşlar, Hürrem benden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Hissediyorum. Takımlar seçilmiş olacağım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aa, Hürrem geliyor. Selam Olcan. Selam. Bizim kulübe yazılmışsın. Evet. Münazara benim için bir yaşam biçim. Daha önce yaptın mı hiç? Yaptım tabii, yapmaz olur muyum? Evde sürekli yaparız biz. Eski münazaracılardan kim kaldı değil mi? Yarın konferans olduğunda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yalnız ben kürsüde olacağım. Takımlar doldu demişlerdi. Ufak bir değişiklik oldu. Oyuna ben girdim. Çok sevindim. Seni izleyeceğim o zaman. Ben de. Yani ben de seni kürsüden izleyeceğim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne olacak şimdi? Ok yaydan çıktı arkadaşlar. Benim yarın o kürsüye bir şekilde çıkmam lazım. Buldum. Gelin benimle. Arkadaşlar, akşam buzlu su içtik. Sesimiz kısıldı diyeceksiniz. Yerinize biz geçeceğiz, münazarayı da biz yapacağız. Olmaz, uzun zamandır biz bu münazara için çalışıyoruz. Ha, ama bak, ben sana güzellikle anlatıyorum ama sen sürekli algılarını kapatıyorsun. Aç şu kepçeleri biraz, biraz daha anla beni. O algıları açın, yoksa açmasını biliriz. Çocuklar, yarınki münazara bizim için çok önemli. Lütfen kürsüyü bize bırakın. Bakın, rica ediyorum. Berkecan, oldu olacak ayaklarına da kapanalım. Bırakmayız. Yarın bizim takım orada olacak, biz yarışacağız. Bak, görüyorsun Berkecan. Seni dinledim. Elimden geleni yaptım. Ilımlı ılımlı yaklaşmaya çalışıyorum ama... böyle bir adım yol kat edemedik. Yerimizde sayıyoruz. O zaman sıra benim yöntemimde. Yarın siz ayrılıyorsunuz, yerinizi biz alıyoruz. Kapiş? Ayrılmıyoruz. Ayrılıyorsunuz. Ayrılmıyoruz. Ayrılıyorsunuz. Berkecan. Başta sen olmak üzere hepinizden özür diliyorum. Ayrılıyorsunuz dedim. Ayrılacaksınız. Bıraksana ya. Ayrıl. Bırak. Tamam. Bence çok uzadı bu konu. Yarın arkadaşlar yarışsın. Sonra biz yarışırız. Olur mu? Olmaz. Hürrem'e yarın kürsüdeyim dedim. Bizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Arkadaşım, hayat memat meselesi var. Ortaya atılmış bir söz var. İnat etmeyin ya. Asıl siz inat etmeyin. Yeter be. Benden günah gitti. Madem siz sesinizi kısmıyorsunuz, o zaman biz de gözünüzü patlatırız. Aylin öğretmen geliyor. Ne? Aylin öğretmen mi? Alalım arkadaşlar odaya. Bıraksana ya. Yürü dedim sen. Bırak. Yürü. Yürü dedim sen. Gir içeri. Gir, 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 gir. Gir, geç. Gir.
Hadi gidelim o zaman, çok meraklandım. Buyurun, bayanlar önden lütfen. Telefonumu unuttum Rıfkı. Tabii, telefonu unutmayalım, sürpriz bölünmesin. O güzel anı fotoğraflarız belki, bir şeyler olur değil mi? Bu odanın hali ne böyle arkadaşlar? Ya boş ver şimdi odayı Berkecan. Gül sever misin arkadaşım? Sevmem. Madem öyle, gülü solana, seni anlayana dek döveceğim. Yine bana kaldı ihale, bir aile babası olmak zor. Ana gibi yar olmaz yaret ama sonra Bağdat bulunuyor. Yine bana kaldı ihale, bir aile babası olmak zor. Ana gibi yar olmaz yaret ama sonra Bağdat bulunuyor. Şuna bak, iki saniye başından ayrıldım, 50 tane mesaj gelmiş. Boşverin efendim, takılmayın mesajlara. Birazdan mesajların en güzeli kalbinize gelecek. Hop 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 hop, durun 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 durun, ayrıl. Mertcan, Berkecan durun. Onlar sadece benden emiyorlar. Sakin, sakin. Tamam, vazgeçtik, siz yarışacaksınız. Ha şöyle. Bak, ne güzel anlaştık değil mi? Sonunda su yolunu buldu. Tamam da biz yarın ne tartışacağız? Yarınki konu başlığı sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi kolay çözülür? Biz şiddetle çözümü savunacaktık. Aa, tam bizlik konuymuş, süper. Sayenizde yarınki maça da hazırlanmış olduk. İdman yaptık. Patan. Rıfkı. Evet hocam, beğenmediniz yoksa. Rıfkı. Ne oluyor ya burada? Amca açıklayabilirim. Amca yok. O zaman o hocam açıklayabilirim. Ne yaptınız diyorum size. Spor salonunda ders vardı. Biz de senin odanda top oynayalım dedik. Değil mi arkadaşlar? Yani... Tabii tabii. Evet, çık dışarı. Çık dışarı. Çık, çık, çık. Hayır, çıkmayın. Sen çıkın. Siz üçünüz kalın. Hocam. Hocam. Biz neden kalıyoruz acaba? Onu sen daha iyi bilirsin oğulcan. Ya yeter artık. Çocuklar, siz neden sürekli kavga ediyorsunuz? Nasıl yaptınız bunu ya? Hocam bütün gülleri yolmuşlar. Rıfkı hocam, gülleri şimdilik bir kenara bırakalım. Nasıl bırakalım hocam? Nasıl? Hocam, durum bildiğiniz gibi değil. Açıklayabilirim. Ne bildiğimiz gibi değil oğulcan, ha? Daha geçen gün spor salonunda kavga ediyordunuz. Ben gelmeseydim kim bilir neler olacaktı. Yeter artık. Tamam dedim, yapmışlar bir çocukluk. Ama bu hal ne? Mafya mı oldunuz siz bizim başımıza? Balonları da patlatmışlar. Balonları bir kenara bırakalım şimdi canım. Aa. Ben dedim hocam, konuşalım dedim, anlaşalım dedim. Bu defa niye kavga ettiniz? Ya münazara... Ece'ye hocam, şeyden dolayı. O arkadaşlar benim videoma dislike atmışlar. Gururumu yediremedim. Kardeşimizin gururu bizim gururumuzdur hocam. Alfonso de Martin'in de dediği gibi... ...gurur insanı mutluluktan uzaklaştırır. Çok mutlu olacaktık be. Rıfkı hocam, bir artık kendinize gelir misiniz lütfen? Sizin de balonunuz patladı artık çocuklar. Bu konuyu ailenizle konuşacağım. Hocam ne olur yapmayın. Bir daha yapmayacağım. Nasıl yaptınız ya? Nasıl yaptınız bunu ya? Nasıl yaptınız ya? Kesin. Siz değil. Siz kesin artık. Derhal çıkın, ailenize hesap verin. Çık! Bu ne canım? Beter etmişler ortalığı hocam ya. Şuraya bakın ya, her şey bitti. Her şey. Rıfkı. Efendim Ayfer. Ben sürprizini çok sevdim. Ama yani olmadı ki bu böyle. Ama niyet önemliydi. Gidiş yolundan puan aldın benden. Ne diyorsun?